Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz piyasada en çok sevilen ve tercih edilen Honda Civic FZ5 araçlarımızla birlikteyiz. Emre abi hoş geldin. Hoş bulduk biraderim, hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim, sağ ol. Sen nasılsın? Çok şükürler olsun. Seni gördüm, daha mutlu oldum. Böyle Eyvallah. Güzel bir projeyi gördüm, daha da mutlu çok oldum. Çok teşekkür ederim. YouTube'a ilk inceleme videosu yaptığım zaman modifiyeli olarak direkt seninle yaptım. Allah razı evet. olsun. O gün beni kırmamıştın. Tam da 5 sene olmuş maalesef. Hakikaten 5 sene oldu evet. Güzel bir deneyim oldu bizim için de. 5 sene ardından yine hala arabamız duruyor. Dostluğumuz baki biliyorsun. İyi oldu geldiğimiz için. Şimdi de bakıyorum araban aynı şekilde çok güzel duruyor. O zaman almıştın, etmiştin, satmıştın. Olay bitmişti. Evet, konu Ama kapanmıştı. Ama gene geri aldım bu arabayı. 2017'nin ilk aylarında aldığımda 83 bin liraya almıştım. Bayi çıkış fiyatı da 80-83 arası civarlarındaydı. Tahmini ortalama yıl olarak söyledim. 2021'de galiba pandemi döneminde 140 bin liraya sattım aracı. Satmak zorunda kaldık daha doğrusu. Bir ev niyetine girmiştik. O dönemde de işte evlerin ortalama fiyatı 300 bin civarlarında falandı. 300 bin değerlerinde bir daire almıştım. Sattıktan kısa bir zaman sonra, 1,5 sene, 2 sene sonra falan tekrar arabayı geri alma nasip oldu. Aynı plaka, aynı şase numara. İlanda gördüm zaten, arkadaşlar biliyor bu arabanın bende olduğunu. Gönderdiler. Ben de dedim neden olmasın, tekrar dedim alalım. Bildiğimiz araba yani sonuç olarak. 5 sene tuttuk arabayı, misal veriyorum. 140 bin liraya sattık. Güzel para, güzel kar ettiğimizi düşünüyorduk. 1,5 senede 3 kata daha pahalıya geri almak zorunda kaldık. Tabii. Abi sen arabanın resmini hikayede yanlış hatırlamıyorsun, paylaştım. Abi plakayı gördüm. Dedim bu arabayı tekrar çekmem lazım. Çünkü anısı bende çok farklı evet, bu araba. Evet, evet dostum. Plakanın da anısı çok farklı. Babanın son telefon numarasıydı. Doğru evet, mu? Evet, 2861. Benim şu an kendi telefon numaram, şahsi telefon numaram 2861. Sebebini soracaksan eğer, ben Trabzonluyum. Trabzon Beşiktaş ilçesindenim. Trabzon Beşiktaş ilçesinin çizgi olarak düşünelim. Sol tarafı Giresun'dur. Sağ tarafı Trabzon Beşiktaş. Yani ikisinin ortası olduğu için 61-61 mevcut değildi. 28-61 olsun dedik. R'de Rize'nin R'si, o da bizim memleketimiz. Senin de memleketin aynı zamanda. Abi. Özel bir plaka. Şu anda almaya kalktığın zaman, geçenlerde bir arkadaşım emsal bir plaka sordu. Tek harf 4 rakam seçtiğinde 80 bin lira gibi bir bağış istiyorlar. Yani ortalama o şekilde. Evet, şu anda ortalaması Ama şunu söyleyeyim, Honda sezgini hiç bozmadın. Ne zaman görsem bir Honda'm var evet, yani. Evet, doğrudur. Honda güzel araba. Modifiye ne yapsan yakışıyor. Affedersiniz kuşsuzsa arabanın üstünde modifiye oluyor. Bu arabayı ilk aldığımızda turbo body kit vardı. O zaman 2017'de ilk çıktığında Taipur tamponlar yoktu. Aldığımda ben bunları Taipur yapıp sattım. Arabayı aldığımda birçok şey değişmişti. Tekrardan sıfırdan arabayı yeniden yaptık yani diyebiliriz kendi, yani. Gene kendi zevkini yansıttık. Tabii ki kendi zevkimizi yansıttık. Evet. Serinin devamı gelecek mi? Şimdi biz bu arabaya bindiğimizde en son kasa olarak bu araba vardı. Şu an yeni kasalara çıktı biliyorsunuz 2023-2024'te yanlış hatırlamıyorsam eğer. Yeni kasalar güzel arabalar olabilir, neden olmasın, ama benim niyetim artık biraz daha böyle Mercedes ve BMW yönünde. Mercedes'lerde C kasalar. Çok BMW'lerde de evet F30 düşünüyorum. Her şeyi gönlüne göre versin. İnşallah, inşallah. O zaman söyle ufaktan diyebilir miyiz? Evet. Honda serüveni yavaş yavaş kapatmaya başlayabilirim. Evet evet evet, artık daha çoluk çocuk sahibi olduk biliyorsunuz. Bu araba varken de çoluk çocuk sahibi olduk. Çocuklar büyümeye de başladı. Maşallah. 9 yaşındaydı ikisi de. Evet, 9 yaşındalar evet. Maşallah. Yani biraz daha böyle onların da böyle ilerleyen zamanlar rahat bir şekilde kullanabileceği, trafikte sıkıntı yaşamayacağımız böyle biraz daha stok arabalara geçme vakti geldi diye düşünüyorum. O zaman evet. Modifiye serüveni de bitiyor sende. Evet, modifiye serüveni ya gene ufak da olsa yani bir içimizde var tabii, hani örnek veriyorum cam filmi olur buna, işte Amerikan parkı olur, ufak detaylar her arabalarda kullanılabilir ama hani yani tabii bu kadar çok da abartıyor artık, kaçmayabilirim diye düşünüyorum yani artık ya, yaşla kemale yürüyor. Söyle söyle, Honda'ya da bu şekilde yakışıyor. Evet evet, Honda tabii kesinlikle. Honda modifiye gerçekten yakışan bir araba. Örnek veriyorum BMW'den, Mercedes'ten bahsediyoruz. Kendi başına ayrı bir klasmanlı araba ama hani bir Mercedes'e, bir BMW'ye bir air koyduğunda yani şu an piyasada camiye baktığımız zaman çok sayılı araba vardır. Yani çok da böyle kendini gösteren bilecek durumda da değildir yani açıkçası. Ben hani yakıştığını pek düşünmüyorum diğer arabalar. Onlar stok biraz daha güzel ama bu arabalarda Zaponlara bu şekilde yakışıyor. Yakışıyor. Gerçekten yakışıyor yani evet. Araba 2017 1.6 doğru mu? Doğrudur. Bir özet alsam senden. 2016 model, 2017 çıkışlı. Aracımız 125 beygir 1.6. Elegance diye geçiyor. Fabrikasyon LPG'li. Şöyle bir durum var. Bu araba manueldir arkadaşlar. Bu arabanın manueli piyasada çok az denilecek kadar azdır yani. 6 ileridir. Otomatik şanzımanındaki farkı daha seridir. Bunun birkaç denemesi
içerisinde yanmışızdır. Yani otomatik biraz daha hantal kalıyor. Kötülemiyorum ama biraz daha hantal kalıyor. Manuelleri daha seridir. Ben kendi adıma söylüyorum. Tavsiye ediyorum. Şimdi şöyle bakıyorum abi. Dediğin gibi aldığında komple kafayı değiştirdin. Evet. Kafada şu anda neler yapıldı? Önceki arabamızda orijinal tampon vardı. Turbo body kitler var. O zaman modifiyemiz yoktu. 2017 çıktığı için Typer'lar falan daha üretilmemişti. Öyle hatırlıyorum. Turbo body kitler koymuştuk. Yeni yeni çıkıyordu o zamanlar. Şu anda o zamanla bu zamandaki arasında panjurumuz var. Yarasa panjur var. Typer tampon var ekstra olarak. İşte sislerimiz falan yaptırdık ekstra olarak. Typer tamponla beraber geliyor tabii bunlar. Haricinde 3 parça liplerimiz var. Kırılmaz bir lip. Yani üstüne çekişle vursan kıramazsın. O kadar gerçekten sağlam bir lip. Ama şöyle söyleyeyim. Kafası gerçekten güzel duruyor. Evet. Sadece evet. Bu arabaya bu tarz şeyler yakışıyor. Kesinlikle, kesinlikle. O yan evet. O kadar girsem bu kadar kendini ön plana evet, atmazdı. Evet, evet. Tabii ki şu anda arabanın üstündeki jantlar da gerçekten güzel bir hava katmış. Evet. Lastik ebatları ön taraf 215-35-19. Arka taraflarda 235-35-19. Ön taraf 235'ler olmuyor. Çamurlu A0 olduğu için. Ama arkada biraz daha payımız var. 235 kullanabiliyoruz. Daha tok duruyor. Daha geniş duruyor lastikler. O zaman çektiğimiz zaman da jantlar gerçekten çok güzeldi. Bu da çok güzel duruyor. Evet. Bu farklı jantımız. Evet. Bu farklı jantımız. Öncekisinde BBC fayımız vardı. Şu anda bu jantlarımız var. Bunlar da güzel duruyor. Şu anlık düşüncemiz bu yönde. Şu anda görünüm olarak güzel, tatlı duruyor. Değişim olmaz değil mi? Şu an değişim olmaz. Kafanda var mı? Aslında bir proje daha var. Arabanın kaputu ve arka tarafı siyah yapıp jantları da bir siyah yapma niyetindeyim. Eğer arabayı satmazsam, devam edersem öyle bir yapabilirim. Bir farklı bir görüntü olması adına. Şimdi değişiklik adına. Kaput ve bagaj güzel olabilir. Kaput, bagaj, maşpeller zaten siyah. Aynen. Jantları da koyu bir renk yaptığım zaman hani mavi siyah piyano bilek böyle güzel durur gibi düşünüyorum. Söyle söyleyeyim. Jantlar gözde güzel durur. Ama evet. Resim ve videolarda maalesef evet yaşa tebrik aynen. ediyorum. Gerçekten fotoğraflar ve videolarda güzel durmuyor ama hani yakından karanlık baktığın duruyor. Zaman evet karanlık duruyor. Detayını göremiyorum siyahlarda. Doğru diyorsun. Ama gözle güzel duruyor. Evet, evet. Şimdi söyle bakıyorum. O zaman yarasa ayna kapağı yoktu. Maşpel vardı evet, ama farklı yarasa ayna bir kapağımız yoktu. Vardı. Evet, farklı bir maşpel vardı. Şimdi Typer maşpellerimiz var. Ekstradan cam filmimiz var arabada mevcut. Ön camımız da yok. Bu evet. arabaya yakışacak en güzel spoilerden biri biliyor musun? Evet, evet kesinlikle katılıyorum. Typer spoilerımız var arabada. Öncekiyle şu anki arasındaki farkı anlatalım. Yine kaldığımız yerden devam edelim. Lamborghini difüzörü var, cam yüzleri var. Arka bagaj kapağının ortasındaki plastik siyah olarak kullandık detay olarak. Tamponların altına şu mavi parçalardan kullandık. Difüzör olarak. Evet, difüzör olarak. FZBS yapılacak. Yani body kitler bu şekilde. Evet, evet. Hani ekstra olarak üstüne sıktığın zaman biraz komik durabilir. Şimdi aynı şeyi ben söyleyecektim. Çok güzel ifade ettin. Tebrik ediyorum. Çok ekstra olması arabayı daha güzel yapacağı anlamına gelmiyor. Arabayı tatlı ayarında bırakabilmek, hani o görüntü yakaladıktan sonra arabaya dokunmamak daha bence makbuldür. Çünkü çevremizde de emsal arabalarda görebiliyorum. Adamlar dolduruyor. Tamam araba yüklü güzel ama hani bir yerden sonra çok abartıya kaçıyor. İnsanların beklediği yani çok parça modifiye parçası olması değil. Bence kendi adıma söylüyorum. Arabadaki şık, güzel, görüşlü böyle sağlamak daha iyi bence. Ne oluyor bu sefer? Göz yoruyor. Evet göz ama. Yoruyor, göz yoruyor. Kesinlikle katılıyorum. Göz ama yoruyor. Arabanın şöyle arkası da çok güzel, çok tatlı duruyor. Hani kimine göre çok abartı gelecek evet. ama bu arabalara bu şekilde güzel gittiği için hani bize de çok güzel şekilde geliyor. Evet, evet. Tabii ki bu arabanın konforu da çok önemli. Şimdi dekor olarak güzel şeyler yapılmış ama konfor nasıl? Şimdi içine geçelim, konforunu da detaylı olarak arkadaşımıza sunalım. Tamam. İçine girdiğim gibi maske beni karşıladı. Sadece maskenin konusunu çoğu insan biliyordur. Ben Trabzonluyum biliyorsunuz arkadaşlar. Aynen abi. Trabzon Fenerbahçe maçında geçen beklemediğimiz hadiselerle karşılaştık. Maalesef kötü maalesef bir olay. Şeyler karşılaştık. Orada bizim bir kahramanımız, canımız, kardeşimiz var. Kadir Olgun, Hasan Çetinkaya. Buradan da selam olsun onlara. Bizden de kocaman selam onların olsun. Onların kullandığı bir maske vardı artık. Trabzonspor taraftarlarında bir simgesi haline geldi. O maskeyi biz burada temsil etmesi adına koyuyoruz. Ömür boyu da kalacak artık. Trabzonlu kardeşlerimize de selam olsun. Şimdi abi dizaynına geleceğim. Herhangi bir işlem yapılmadı diye düşünüyorum. Doğru mu? Ses sistemi hariç. Dostum ses sistemi harici ekstra yaptığımız şu anda bakıyorum ama yani hani öyle gözle görebilecek çok bir şey de yok. Ses sistemi yaptık. Aynen. Şöyle bakıyorum. Önceden zaten panzot yoktu. Evet panzot yoktu. Panzotu yeni yaptırdım. Tesisat olarak ufak dokunuşlar yapıldı. İki takım Mobas mid kullandık. 20 santim bunlara. İki tane amfimiz var. Bir tane de basımız var çift bobinli. Şu anda arabanın içini tatmin edecek derecede bir ses sistemi var. Bir de dom tweeterımız var. Güzel bir ses sistemi oldu. Arabanın içerisindeki insanı tatmin edecek ayarda. Yeterli diye düşünüyorum. Yani abartmadan. Öyle bagaj dizaynına falan çok girmedi. Bir ses olsun arabanın içine evet, diyerek. Evet, evet. Ama sen normalde ses sistemi yoktu çoğu arabanda diye hatırlıyorum. Evet, çoğu arabada ses sistemi yok. Hani yani çok sesten böyle aman aman yana bir insanda değiliz. Hani insanlara rahatsızlık verecek derecede olsun da istemiyoruz ama hani müzik dinlemeyi seven insanlarız biz. Hani bir tık dedik hani buna her şeyi yapmışız. Bir ses sistemi eksik kaldı. Onu da yapalım dedik yani. Şimdi dediğin gibi bu arabanın %90
projesi işlemleri bittim. Kafamda da bitirdim bu projeyi. Evet. Hani belki ileride zam dizimi olur. O da belki diyorum. FZ5 alacak kişilere tavsiye ne olur? Sonuçta 2 tane veya 3 tane FZ5 aldım. Evet. Almadan önce hani bunlara dikkat edin dediğim var mı? Dostum şöyle söyleyeyim. Honda'larda FZ5'lerde özellikle ya yağını suyunu koyduktan sonra kontrol ettikten sonra başka hiçbir şey yaşamazsın. Bu Alman arabaları gibi arabalar değil. Kronik sıkıntıları, problemleri yok. Araçları da bilirsiniz. Arkadaşlara da söylüyorum burada. Çok bilen arkadaşlar illaki olacaktır. Basit şeylerden bahsedebilirler ama hani böyle herhangi bir problemle sanayiye gittiğimi hatırlamıyorum arabada. Gerçekten samimi söylüyorum. Bu arabayı bindiğim için söylemiyorum ama hani Almanlarda çok sıkıntı yaşandığını duyuyoruz, görüyoruz. Bu arabalarda öyle bir sıkıntı yok. Yağını suyunu koy, devam et. Yani problem yok. Söyle diyebilir misin? Kafan rahat şekilde binebilirsin. Kafan rahat şekilde binebilirsin abi. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi dedin ki abi arabayı aldığım zaman üstünde 4 bağımsız air süspansiyon vardı. Evet. Ama evet. Sen bunu 2 bağımsıza çevirdin. 4 bağımsızı değiştirdik. 2 bağımsız olarak kullanıyoruz şu anda. Ben arabayı sattığımda 4 bağımsız olarak kullandım. Yani 4 bağımsızı da kaç kere kullandın dersen 2 kere falan kullanmışımdır 4-5 sene içerisinde. Çünkü çok bir aman aman avantajı yok. Onu da arkadaşlarım merak ettiğinden dolayı göstermek amaçlı kullanmışımdır. Orada da bir hevesim alıyor. Heves için almıştık. Ondan sonra arabayı sattıktan sonra alan arkadaş eğrini sökmüştü. Ben arabayı aldığımda eğri sökülmüş vaziyette aldım. Tekrardan dinamik eğri yaptırdım. Dinamik eğri de buradan da selam olsun. Bizden de o zaman selam olsun. İşin kompedanıdır. Yıllardır o arkadaşlarla çalışıyorum. Diğer videolarda da bahsettim kendilerinden. 2 bağımsız yaptık ön arka. Bizim için yeterli. Kullanışlı. 2 tüp bir kompresör tercih edin. Evet. 2 tane küçük yangın tüplerinden var. Bir tane de kompresörümüz var. Bir kompresör yetiyor. Zaten yol boyunca indir kaldırla uğraşmıyoruz. Aynen. Sen ya oynamayı da sevmiyorsun zaten. Öyle söyledin. Evet. Bir yere park ettiğimde indiriyorum. Giderken de kaldırıyorum. Ya eskiden onu çok keyifliydi. Park ettiğimizde de arabayı basıyordu. Şu anda aman aman böyle dikkat çeksin istemediğimden dolayı yani park ettiğimde bile artık basma olayından vazgeçtik diyebilirim. Çünkü yani bu hevesi almışsın ya. Evet. Evet hevesi aldık abi. Artık. Evet. Hevesini peki, aldık. Peki hani söyle diyorsun. Her arabalarda da var. Lafını balla kesiyorum. Artık her arabada da olduğu için yani böyle çok da eğrin aman aman dezavantajları avantajları falan kalmadı diyebilirim yani. Her ya, arabada var zaten sanki artık. Söyle görüyorum abi. Bir dahaki arabamda hani Japon olur veya başka bize eğre girmeyebilirim gibi geldi bana. Eğirde bir pişmanlığımız yok. Konforla alakalı da çok aman aman böyle bir değişikliği yok ama hani sadece o süspansiyon ama heves olarak artık geçti. Biraz da yani süspansiyon bu muayeneler bizi uğraştırıyor. Şu an mesela 5-6 ay sonra bu arabanın muayenesi var. Süspansiyonları sökmek, takmak, uğraştırmak. Yani uğraşmayı seviyoruz ama vaktimiz artık çok kısıtlı. İnan ki bunlara vakit ayırabilecek zamanımız kalmıyor. Onun için uğraşmamak adına biraz daha stok arabaları alıp stok halde binmek sanki biraz daha bana mantıklı geliyor. Bir tane Honda FZ5 alsam, evet. Bu şekilde bir modifiye yapsam, eğri, zantını, batikini, evet. Ortalama ne kadar harcamam lazım? Dostum şöyle anlatayım sana, biz bu arabayı 2017'de yaptığımızda ortalama bir rakam söylüyorum. Yani 10 ile 15 bin liraya Typer tampon, jant lastik, incik boncuklar, egzozu, her şeyle birlikte 10-15 arası, hatta 10-12 arasında bile tamamlayabiliyorduk. Şu anda bakınca çok komik. Şu anda geçen bir hesap yaptık, bir de eğri de katalım. Eğri de o zamanlar tahmini söylüyorum, 3-4 bin arası bir şeydi. Şu anda 27 bin lira galiba olmuş. Komik bir rakam gelmiyor mu sana abi? Yani evet. O zamanki rakamlar şu anda yani çok komik bir rakam geliyor. Şu an geçen bir kabataslak bir hesap yaptım. Arabaya şu anda aynı sistemi yapmaya kalkarsak Typer tamponlar şu anda olmuş 25 bin lira. Biz 2,5-3 bin liraya alıyorduk. Jant lastiği biz 3 bin liraya 4 bin liraya alabiliyorduk. Şu anda jant lastik 50 bin lira olmuş arkadaşlar. 10 katının üzerine çıkmış. Tabii. Gerçekten çok büyük bir rakam bunlar. Hani eskiden 2000-3 bin lira verdiğimiz zaman çok böyle gözümüze gelmiyordu ama yani bir jant lastiği şu an 50 bin lira vermek yani kısıtlı bütçeler için gerçekten üzücü bir duruma hal alıyor. Artık insanlar heveslerine, hayallerine ulaşamayacak durumlara geldi. Keşke böyle olmasaydı ama keşke. Hayat devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Şu an istersen bir kabataslak bir hesap yapalım. Aynen. Ortalama bir hesap ne çıkıyor yani bu tarz bir arabaya binebilmek için? Typer desek 25 bin lira. 50 bin lira jant lastik desek 75 bin lira. 27 bin lira yanlış hatırlamıyorsam şu anda bir air süspansiyon. Ne yaptı? 102 bin lira. Tatmin edici bir ses sistemi ortalama yani 3 aşağı 5 yukarı pandizotlarıyla beraber tahmini söylüyorum. Bir 30 bin lira
lirayı, 40 bin lirayı zevke göre biliyorsun tesisatta tabii, limit yok. Onun da sonu yok. Onun da sonu yok. Yani 30-40 bin lirada bir tesisatına gitse 140 bin liraya tekabül eder. Hadi 10 bin lirada inciğini, boncuğuna falanına filanına saysak yani 150 bin lira şu anda ortalama bu arabaya para harcayabiliyorsun ve çok üst segmentte de sayamayız bunu. Orta ayarda böyle ideal bir şekilde binebileceğim bir arabaya 150 bin lira 2024 yılında ekstra harcıyoruz arkadaşlar. Yani söyle diyebilir miyiz? 150 milyar verdiğin zaman bu şekilde, bu dizaynla bir proje ortaya koyabilirsin. Yani kesinlikle. Bu şekilde bir yemek koyabilirsin. Kesinlikle. Tabii bunun da vakitleri var. Bunlara da vakit ayırman gerekiyor. Mesela. Ustasını bulman gerekiyor. Şimdi herkes aynı tamponu takamıyor. Gerçekten tabii. Herkes aynı ayarı yapamıyor. Aynı ayarı da yapamıyor. Bu tamponların arasındaki, çamurluk arasındaki aralıklar var, boşluklar var. Bunlar önemli. Jant lastiklerde seçerken jantın arabaya uyumu, işte bijon aralıklarından sayalım. Bunlar çok önemli şeyler. Bunlar için de birazcık yani deneyim gerekiyor. Yapacak genç arkadaşlara, bilen arkadaşlardan tavsiye almasını öneririm. Abi o zaman egzoz sistemi yapmışsın. Şu anda egzoz sistemi tercih etmedi. Cezalar ağırlaştı. Biliyorsun ben de mesleğim değişti. Bu arada arkadaşlara buradan söyleyeyim. Trafikçi oldum. Zabıtayım. Trafik memuruyum. Aynı zamanda çekici kullanıyorum. Hayırlı olsun Rabbim. Teşekkür ediyorum. Devamını sağ olsun. Da getirsin. Allah razı olsun. Çok sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Şimdi trafikçi de olduğumuzdan dolayı. Yani bir de zaten böyle bir arabaya biniyor olmamız çok etiket oluyor. Bir etik de kaçmıyor ama hani kendi il ve ilçe sınırlarımızın dışında da bu aracı kullanıyor sonuç olarak. Egzozların ağır cezaları var ve muayene tekrarları istenilebiliyor. Arabayı bağlayabiliyorlar. Otoparka kaldırıyorlar. Yani bunlarla uğraşmamak adına kullanmayı tercih etmedim ama eskiden tabii bir simot hava filtresi, düz borusu, varexler, işte akrobaviç çıkışlar bunları hep yapardık. Artık o hevesleri de tadını aldığımız için artık yaşta erdiği için mi söylüyorum, çok da yaşlanmadık ama 34 yaşındayım. Estağfurullah, daha gençsin. Evet ama hani yani bunların yani keyiflerini aldık, hevesini diyelim, aldığımızdan dolayı yapma taraftarı da olmadık. Çoluk çocuk artık arabaya biniyorum. Çoluk çocuk varken trafik memurlarıyla bu tarz münakaşalara girmekten kaçınıyoruz açıkçası. Hani kafam rahat olsun. Kafamız rahat olması iyi oluyor tabii. Dediğim gibi Rabbim her şeyi gönlüne göre versin. Bu değerli zamanın ayırdığın için çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum Sefa. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Ondan sonra kapanışı yapayım. Son olarak eklemek istediğim bir şey, emeğinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Siz de buralara kadar geldiniz. Saatlerdir burada uğraşıyoruz. Arabalarla, videolarla uğraşıyoruz. Çok emeğiniz var gerçekten. YouTube'da da bayağı bir emeğiniz var. Buradan izleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu lafı da söyleyelim, bunu da ekleyelim. Ama en önemlisi beğeni ve yorum. Bunlar beğeni ve yorum önemli. Kesinlikle arkadaşlar. Yorum yapın. Adamlar burada gerçekten çok ciddi bir emek var burada. Bu emeklerin karşılığını alabilmesi için arkadaşlarımıza lütfen yorum ve beğeni yapmanızı diliyorum, istiyorum sizden. Allah razı olsun. Murat'la Meleği buradan çok seviyorum. Bizden de kendinize kocaman selam olsun. Bakın. Gerçekten çocuklar, ikisi de çok büyümüş. Çok abi, güzel bir gelecek sağlayabilmek için emekler sarf ediyoruz. Hatıralar bırakıyoruz. Aynen. Bunlar da size, bu videoda size bir hatıra olsun. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum buradan. Her şeyse çok teşekkür ediyorum. Hakkını da helal et abi. Sağ olasın. Gerçekten güzel, keyifli bir video oldu. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.